Shaolin Kung Fu, şüphesiz dünyanın en ünlü dövüş sanatıdır. Shaolin tapınakları ve keşişleri meşhurdur. Keşiş Bodhidharma, Shaolin Kung Fu dövüş sanatını geliştiren en önemli isimlerden biridir. Bir efsaneye göre derin meditasyon esnasında dövüş tekniklerini gören bu keşiş, daha sonra bu teknikleri öğretmiş ve geliştirmiştir. Ayrıca Bodhidharma, Zen Budizminin kurucusu olarak da bilinir. Shaolin dövüş sanatının esas amacı sadece dövüş değildir. Bu uygulama hem meditasyon hem de içsel bir disiplin gerektirir. Tekmelerin ve yumrukların arkasında ruh ve bedeni birleştirmek vardır ve amaç dövüşmek değil, savunmaktır. Gerçek Shaolin ustaları çok güçlü ve çeviklerdir. Ancak günümüzde Wushu Kung Fu veya Shaolin Kung Fu ismi altında birçok para odaklı insan bu geleneksel öğretiyi bozmuş ve Shaolin'in ilke ve özüne aykırı şekilde davranmıştır. Bu yüzden zamanla bu öğretinin teknikleri bozulmuştur. Tarihte büyük ustaların gerçek öğretiyi sadece karakter olarak olgun öğrencilere aktardığı bilinmektedir. Tarihte şiddetten uzak yaşamaya çalışan kuvvetli keşişler bazı durumlarda savaşmak zorunda kalmıştır. Bir Moğol istilasında bir avuç keşiş tapınağı 100'e yakın Moğol savaşçısına karşı başarıyla korumuştur. Bu da tarihte kayda geçmiş bir gerçektir. Ayrıca Japonya'daki samurayların çiftçilere eziyet etmesiyle bazı Shaolin keşişleri Japonlara dövüş sanatını öğretmiş ve böylece halk kendini savunmayı öğrenmiştir. Günümüz Japon karatesi ve Kore tekvandosunun Shaolin Kung Fu öğretisinden geldiği tahmin edilmektedir. Çin'de 300'e yakın dövüş okulunun da kökeni Shaolin Kung Fu'dur. Dövüş sanatları sinemasının gözde oyuncularından ünlü Hollywood yıldızı Jet Li tapınakta eğitim görmüştür. Shaolin dövüş sanatları en zor dönemini Çin Komünist Partisi'nin kültür devrimi sırasında yaşamıştır. Birçok Shaolin tapınağı yıkılmış, keşişler sürgüne gönderilmiş ve işkence görmüşlerdir. Bugün Çin Komünist Partisi, Shaolin tapınaklarını ve keşişleri kendi ilkelerine göre yetiştirmektedir. Ancak bu ilkelerin Shaolin'in ilke ve özüne uygun olup olmadığı büyük bir soru işaretidir.